Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendireceğiz. Furkan hoş geldin, nasılsın? Hoş buldum Metaneyim, sağ ol, sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkürler. Bu hafta Kırmızı Grup'ta 9 mücadelede pazar günü oynanacak. Evet. Geçen hafta biliyorsun maçlar cumartesi ve pazara hafiften bölünmüştü ama bu hafta hepsi pazar günü. Pazar günü bayağı yoğun bir mesai olacak bu grupta. Bizim için de bayağı bir mesai olacak. Aynen öyle, ama bayağı da zevkli oluyor, evet. Öyle söyleyeyim. Hemen ilk mücadeleden başlayalım, sırayla gidelim. Hı hı. Bayburt Özel İdare Spor kendi evinde Eyüp Spor'u ağırlayacak. Bayburt biliyorsun playoff oynuyor bu ligde. Hatta şampiyonluğa da aday takımlardan biri değil tam olarak ama playoff'un en iddialı ekiplerinden biri. Eyüp Spor ise bu sene maalesef kötü bir sezon geçiriyor. İstanbul'un çok köklü kulüplerinden biri ama hani bulunduğu yer maalesef hiç hak etmiyor bence Eyüp Spor, öyle düşünüyorum ben. Ben Bayburt'u bu maçta ağır favori olarak görüyorum. 3 puana hani Tayyip Kanarya gibi gol silahıyla rahat bir şekilde uzanacaklarını düşünüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Bayburt dediğin gibi playoff sıralamasında şu an. Daha doğrusu şampiyonluğa da oynuyor. Çünkü aynen, 6 puanlık bir fark var. Yani puan farkı az olduğu için ve puan farkı her zaman yakın gittiği için şansı da yüksek. Ama ben Bandırma, Tuzla ve Ankara Demir üçlüsünü, özellikle de Bandırma ve tabii Tuzla'yı bu grupta ayırıyorum. Tabii kesinlikle ayrılıyorlar zaten. Yani Bayburt'a kıyasladığın zaman bu 3 takım ön plana çıkıyor. Geçen hafta Van Spor deplasmanından 2-0 mağlubiyetle ayrıldı Bayburt. Aynen. Onun dışında Eyüp Spor'da zaten biliyorsun kendi sahasında Kastamonu'ya kaybetmişti. Ağır bir yenilgi aldılar. Zaten biz Kastamonu tarafında yer almıştık o haftada. O maçta da daha doğrusu. Eyüp Spor 11 puanla 16. sırada. Ya bu küme düşme oynayan takımlar arasında şu an Eyüp Spor, Uşak Spor ve Elazığ Spor var. Spor. Niğde'yle Karabük'ü ayırıyorum ben. İkisi de bence düştü. Zaten Karabük kesinlikle düştü. Aynen. Niğde'de büyük ihtimalle düştü diye bakıyorum ben. Üçüncü takım ya Uşak olacak, ya Elazığ olacak ya da Eyüp olacak gibi duruyor. Yani Bodrum bile daha iyi top oynuyor. Etim Eskut'un zaten düşeceğine ben ihtimal vermiyorum. Ergin'e veremeye şey de zaten çok ben vermiyorum. Zor. O yüzden ben Eyüp Spor'un kesinlikle küme düşmenin büyük adaylarından biri olarak görüyorum. Ben Bayburt'tan net bir galibiyet bekliyorum. Ben Bodrum'u zaten düşme hattında görmüyorum. Şundan dolayı çok rahat gol bulan bir takım, evet, Bodrum Spor. Hücum hattı çok iyi. Bu da onlar için çok önemli bir avantaj, özellikle kendi rakiplerine karşı. Bir diğer mücadeleye geçelim. Ben de senin gibi Bayburt tarafındayım. Hı hı. Elazığ Spor kendi evinde Van Spor'u ağırlayacak. Doğu Anadolu derbisi bu mücadele. Evet. Öncelikle onu söyleyelim. Elazığ Spor Levent Eriş geldikten sonra 3 maçta 5 puan topladı. Van Spor ise Taner Taşkın geldikten sonra o sezon başındaki haline döndü ve 2 maç üst üste kazandı Taner Hoca ile beraber. Son haftada playoff'un en önemli takımlarından, daha doğrusu rakiplerinden Bayburt'u mağlup etti. Aynen, ondan önce de Kastamonu'yu 0 deplasmanda yendi ki 2 maçta da direkt rakiplerini mağlup etti. Evet. Bu çok önemliydi. Sen nasıl bir mücadele bekliyorsun? Ben Van Spor'da şimdi bu maçta şöyle bir avantaj da olacak. Hem Batuhan Er dönüyor hem de Oktay Aydın dönüyor. Cezaları evet, bitti. Ayrıca Van Spor'un kadrosunda Tunç Murat Behram gibi, Serdar Cansu gibi çok önemli silahlar var. Ben Van Spor'u deplasmanda da olsa favori olarak görüyorum. Ben Van Spor'un 3 puanı uzanacağını düşünüyorum. Hı hı. Sen neler söyleyeceksin? Şimdi geçen haftaki programda biz Elazığ Spor'un deplasmanda oynadığı mücadelede kaybetmeyeceğini söylemiştik biliyorsun. O mücadelede zaten Etim Esut karşısında dakika 90'a kadar 1-0 öne götürdüler. Gol zaten ikinci yarıda gelmişti. 90. dakikada yediler golü de. 90. dakikada golü yiyerek resmen yıldılar. Evet. O çünkü kaybedilen 2 puan bence çok önemliydi. Çünkü Elazığ Spor'un kesinlikle bonus puanlar alması lazım deplasmanda. Çünkü küme düşme hattında ve eksi 3 puan yedi bu takım. O eksi 3 puanı çok arayacak. Maalesef büyük bir etki yaptı takım üzerinde. Ayrıca Elazığ'da yer alan Elazığ gazetesi de bizim videolarımızı sürekli paylaşıyorlar. Kendi internet sitelerinde. Evet. Hatta biz Elazığ Spor'un kaybetmeyeceğini söylemiştik geçen hafta. Başlık olarak da Trivela Spor Elazığ Spor kaybetmeyecek diye söyledi. Yani aynen, bekliyor diye söyledi. Onlara da buradan tekrardan teşekkür evet, ediyoruz. Evet, teşekkür ediyoruz kendilerine. Elazığ Spor'un kadrosunda yani tanıdığımız isimler var. Kadir Bekmezci olsun, Serdar Özbayraktar olsun. Yiğitcan Erdoğan. Murat çok tecrübeli olsun bir isim. Ayrıca. Murat Ceylan. Ama Serdar Özbayraktar gerçekten içler acısı resmen. Çok kötü oynuyor. Aynen. Ama Kadir Bekmezci gayet iyi zaten. Ben çok beğendim kesinlikle bir oyuncu. Van Spor toparlandı. Van Spor gerçekten çok iyi oynuyor 2 haftadır. Ben bu mücadelede Van Spor'u ön planda görüyorum ve Van Spor'un kazanarak ben 3 puan alacağını düşünüyorum ve son 3 haftada 3 galibiyet yapacağını peki düşünüyorum. Peki sence Taner Taşkın forvetle Tunç Murat Behram'ı mı oynatır? Son 2 haftada 4 gol buldu. Ben onu bekliyorum. Yoksa Batuhan cezası bitti. Batuhan da bu ligin şeytan golcülerinden biri. Batuhan döner mi? Ya benim düşüncem 11'e. Tunç Murat Behram'ı oynatması gerekiyor. Batuhan'ı kulübe de mi bekliyorsun? Evet, ama
Yani benim düşüncem o şekilde oynatması gerekiyor ama tabii ki karar teknik direktörü. Tabii ki de. Göreceğiz maç günü. Aynen, pazar günü bunu evet. göreceğiz 11'ler açıklandığında. Bir diğer mücadelede Kahramanmaraş Spor Bodrum Spor'u konuk edecek. Kahramanmaraş Spor aslında puan olarak playoff potasına yakın ama oynadığı oyunla hiç ümit vermiyor maalesef. Evet, vermiyor. Bodrum Spor ise bu grubun en fazla gol yiyen takımı. Hem çok gol atıyorlar hem çok gol yiyorlar. Ben Maraş Spor'u son Karabük maçında hiç beğenmedim oyun çok olarak. Çok zor kazandı. Evet, ligin en zayıf takımına karşı. Hatta Karabük daha iyi futbol oynadı. Benim bu maçla alakalı hiçbir görüşüm yok. Hangi takım kazanır, ne olur, ne biter. Çok ortada bir maç olarak görüyorum. Ama Maraş kendi evinde bir adım ön plana çıkıyor. Ev sahibi avantajıyla favori olarak gözüküyor. Sen neler söyleyeceksin? Ya ben bu maçta çok golli bir maç bekliyorum. Aynı geçen hafta oynanan Bandırma Spor Uşak maçındaki gibi. Yani o maç 3-1 bitmişti. Bu maçta da golli bir maç bekliyorum. Ama ben Bodrum Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Yani Bodrum Spor'un hücum gücü biraz daha iyi Kahramanmaraş'a göre. Ve Kahramanmaraş bir türlü hani oyunları, yani daha doğrusu kilidi çözemiyor. Bir açamıyor. De Maraş'ta Haluk Türkiye'de gibi önemli bir golcü var ama Haluk'un sürekli yedek kalmasını da anlayamıyorum ben. 11 tercihlerinde de sıkıntı var. Hani Musa Sinan gibi, Mesut Saray gibi, Serol gibi oyunculardan da hiç katkı alamadılar. Serol zaten bu sene hiç forma girmedi. Evet, aynen. Bir de Haluk Türkiye'yi biliyorsun, Bandırma Spor maçında 3-1'den sonra oyuna girip 2 tane gol attı zaten. 5 dakikada 2 gol attı. Aynen öyle. Ondan sonraki maçta yine yedek kaldı. Oynamıyor. Oynaması gerekiyor bence ilk 11'de. Bence de. Takımın en iyi oyuncularından birisi. Ama ben bu maçta Bodrum Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Açıkçası ya benim zaten bir tahminim yok, öyle söyleyeyim. Bir diğer karşılaşmaya geçelim hemen. Haftanın en önemli maçı açık ara bu grubun. Kesinlikle. Haftanın maçı. Zirve mücadelesi. Kesinlikle. Zirvenin en önemli 3 adayından ikisi karşılaşıyor bence. Bandırma Spor'la Ankara Demir Spor. İlk üst sıradaki iki ekip karşı karşıya gelecekler. Bandırma Spor profesyonel liglerde yenilmeyen 3 tane takımımızdan biri biliyorsun. Evet. Samsun Spor ve Manisa Futbol Kulübü ile beraber. Ankara Demir Spor geçen hafta lider olarak girdiği haftada 2-0 öne geçtiği maçta 2-2 berabere kalarak bir anda 3. sıraya indi. Bandırma Spor ise deplasmanda Uşağı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. Bandırma Spor taraftarının bu maç öncesinde bayağı bir organizasyonu var. Pazar günü stadın full olması adına. Hani taraftar gruplarının falan özellikle. Nasıl bir maç bekliyorsun? Ben Bandırma'nın kendi evinde favori olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Ankara Demir Spor'da da cezalı oyuncular dönüyor. Hasan Küçük, Mustafa Kayabaşı ve Kamil İçer. Özellikle geçen Batuhan hafta... Karadeniz ve Kamil İçer'in mücadeleleri bayağı bir sert olacağını düşünüyorum. İkisi de fizik olarak çok kuvvetli oyuncular. Evet. Birbirlerinin eşleşmesi bayağı sert geçecektir. Ben Bandırma'nın kazanacağı düşüncesindeyim. Kendi evinde oynadığı için favori görüyorum. Sen neler söyleyeceksin? Ya ben de aynı şekilde düşünüyorum. Ankara Demir Spor geçen hafta o kaybettiği 2 puanı çok arayacak. Bence de. 2-0'dan verdi çünkü maçı. Ama orada büyük etki oldu. Dediğin gibi o Kamil İçer, Mustafa Küçük. Mustafa Kayabaşı, Hasan Küçük. Hasan Küçük, hiç Mustafa Kayabaşı. Yanlış söyledim. Oyuncuların olmaması büyük bir etki oldu. Zaten maçtan önce baktığımız zaman bütün istatistiklerde ön planda olan takım Kırşehir'di o maçta. Evet. Ama tam tersi başladı maç. 2-0 öne geçti Ankara Demir Spor. Tuzla Spor diyorum. Aynı beyaz grupta Sancaktepe'nin kendi sahasında Pendik Spor'la 2-2 kaldığı gibi o maçta da Ankara Demir Spor 2-2 berabere kaldı Kırşehir'le. Yani resmen ayağına sıktı bence. Şimdi bu hafta Ankara Demir Spor maçı kaybederse bir anda 3. sıradan 5. sıraya kadar gidebilir. Tam tersi Bandırma da kaybederse bu maçı, Bandırma 1. sıradan 3. sıraya gidebilir. Yani bu ligde her hafta işler değişebiliyor. Ya ben açıkçası bu grupta Bandırma ile Tuzla'nın kadrolarını diğer takımlara göre daha ön plana koyuyorum. Biliyorsun bunu hep söylüyorum. Ama çok fazla bir fark yok. Ben bunu söylüyorum. Ama Bandırma'nın şöyle bir avantajı var. Çok fazla Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de oynamış oyuncusu var. Ya başta evet. Adem Alkaşı. Tecrübe anlamında çok Onur farklı Akbay, oyuncular var. Erkan Taşkıran, Batuhan, Ali Kuçik. Doğan Can Davas gibi bu ligin en iyi orta saha oyuncularından biri var bu grubun geçen özellikle. Geçen hafta 2 gol attı ayrıca. Aynen. Hani o yüzden de Bandırma'yı ben bir adım önde görüyorum. Senin son olarak eklemek isteyeceğin bir şey var mı maça? Ben de galibiyeti bekliyorum. Bandırma'nın mı? Bandırma'nın. Tek çekindiğim konu şu, Ergene Bilemeşe maçında sadece duran toptan goller geldi. 2 gol de duran toptan gelmişti. Ve çok kötü bir performans vardı. Yani hücum anlamında çok gol kaçırdı takım zaten. Eğer defans hatalarını bu maçta da yaparsa pahalıya patlayabilir ama ben de Bandırma Spor'un kazanacağını düşünüyorum. Sonuçta Ankara Demir'de de bu ligin en önemli evet. golcülerinden Tahir Babaoğlu var biliyorsun. Göztepe'de oynamıştı. Oradan evet, çok iyi biliyoruz. Oynadı. Bir diğer karşılaşmaya geçelim istersen. Ama ikimiz de Bandırma tarafındayız. Bandırma tarafındayız. Bir diğer mücadelede açıkçası çok net bir mücadele olarak görüyorum fazla bunu. Fazla konuşulacak bir şey yok. Karabük Kardemir Karabük Spor kendi evinde Ergene Velimeşe'yi ağırlayacak. Ergene Velimeşe ligin yeni ekibi olmasına rağmen gayet güzel başladı bence evet. performans anlamında. Zaten Kardemir Karabük Spor seneye 3. ligde olacak. Bu çok net belli.
Hani taraftarlar takım gol attığında falan şaşırıyorlar. Yani takım o kadar vahim durumda. Ya arada zaten 12 puanlık fark var. Bu takım bu kadroyu nasıl kurtaracak Ergene burada? Belimeş'e burada eskaza bir kazaya uğrar mı sence, Ben yoksa gene kazanır beklemiyorum. mı? Ben Ben de Ergene beklemiyorum. Belimeş'e net bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Farklı bir galibiyet alabilir mi? Yoksa Bodrumspor gibi zorlanırlar mı? Bodrum 2 hafta önce hani 3-2 zorlanarak Ya yenmişti olabilir. Karabük'ü. Ergene Belimeş'in kadrosu da hani çok fazla üst seviyede değil. Tabii O çok yüzden çok hani fazla. kazanacağını düşünüyorum ama farklı galibiyette bir şey diyemiyorum. Ben de açıkçası çok net bir Ergen, hani Ergene Belimeşe'nin kazanacağını düşünüyorum. Direkt %100 Çünkü banko görüyorum. Ergene Belimeş'e bu maçta hata yaparsa yani çok büyük kayıp olur. Sinan Uzun çok formda onlarda da, son haftalarda en dikkat çekici Golünü attı zaten son performansı hafta. veren oyunculardan biri. Fatih Dilek de bu maçta oynarsa eğer çok rahat iş yapacaktır. Ben Ergene Belimeşe'nin net bir galibiyet alabileceğini Ben düşünüyorum. de öyle bekliyorum. Ağır favori yani, çok ağır favori. Karabük buradan bir puan alırsa çok ekstra bir sürpriz olur. Bir diğer mücadeleye geçelim. Bence Bandırma Ankara Demir maçından sonra bu grubun bu haftaki en zorlu maçı olarak gözüküyor. Kağıt Kasımonu üstünde. Kastamonuspor kendi evinde Sakaryaspor'u ağırlayacak. Sakarya. Bu maçın biletleri 1 lira olarak belirlendi. Çok büyük bir destek bekliyor Kastamonuspor taraftarından yönetim Aslında takıma. Kasımonu taraftarı her maça iyi gösteriyor ama bu Evet. maçın ayrı bir önemi olduğu için Kesinlikle. biletler Son 5 ucuz. haftada 13 puan toplayan Sakaryaspor son 5 haftada sadece 7 puan toplayan Kastamonuspor'a konuk olacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsun? Ben Kastamonu'nun kendi evinde en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Sakaryaspor sence bir 3 puan çıkarabilir mi bu zorlu Ben burada deplasmanda? net Kastamonu galibiyeti bekliyorum. Ya Kastamonu iç sahada çok iyi oynuyor. Ayrıca Sakaryaspor 2 haftada deplasmana gidiyor. Geçen Evet. hafta da berabere kaldı Bodrum'a Bodrum gitti. deplasmanında. Galibiyeti zaten aslında kaçırdılar. Dakika 60'ta 1-1 oldu maç. Aynen. Ondan sonra kaçan net goller vardı. Yani 30 dakikalık zamanda birçok gol pozisyonu oldu. O maçta Aydın Yılmaz bence çok iyi oynadı. Ayrıca Bekir de defansı çok iyiydi. Evet. Ben bu mücadele Kastamonu'nun kazanacağını düşünüyorum. Kastamonu'nun hücum hattı çok kuvvetli Sakaryaspor'a göre. İlyas Çakmak da Metin Can Cici çok Evet, önemli maç başına silahlar. 2 gol attı bu takım. Yani 14 maçta 27 gol attı. Bir gol daha atsa 28 olsa tam 2 oluyor. Tabii. Ben Kastamonu'dan bir galibiyet bekliyorum. 3 puan Ben alacaklardır. Kastamonu'nun kendi evinde en az bir puan ulaşacağını düşünüyorum. Favori de Kastamonu bence de. Ev sahibi olma avantajından dolayı. Bir diğer mücadelede ben bu maçı net bir, hani net ev sahibi ekibin kazanacağı maç olarak İddia görüyorum. tabiriyle bir diyorsun Yani yani iddia maç. tahmini gibi oldu. Kırşehir Belediyespor kendi evinde Sivas Belediyespor'u ağırlayacak. Kırşehir geçen hafta 2-0 geriye düştüğü maçta Ankara Demir gibi önemli bir deplasmandan puan çıkartarak çok büyük bir moral kazandı bence. Ben öyle Kesinlikle. düşünüyorum. Sivas Belediyespor ise çok büyük bir düşüş periyodunun içinde. Son 3 maçını da kaybetti. Ayrıca nasıl desem, zaten Sivas Belediyespor hedefsiz bir takım biliyorsun. Her Orada sene sıralarda bitirecek ligi ligi. orta sıralarda bitiriyor. Biraz süngüleri de düştü bence son alınan mağlubiyetlerden dolayı. Ben bu maçta Kırşehir Belediyespor'da Taner Hoca'nın tercihlerini çok merak ediyorum. Çünkü geçen hafta İlker Sayan mesela 90'da girdi oyuna. İlker bu takımın en Önemli yetenekli, oyuncularından. önemli oyuncularından biri. Ben Kırşehir'i net favori görüyorum kendi evinde. Sen neler söylersin? Ya Sivas Belediyespor belli zaten. Ligi orta sıralarda bitirecek. Ne küme düşme hattı ne playoff. Şu an 17 puanda aslında. Hani playoff'la arasında 8 puanlık fark var ama yani kadro kalitesi olarak playoff'u zorlaması yani Düşük playoff'ta görünüyor. kalması çok zor. Ömer Faruk dışında ön plana Ön çıkan bir plana çıkan oyuncu oyuncusu yok. yok. Kırşehir'de gayet iyi mücadele ediyor. Defans hattı zaten çok kuvvetli. Maç başına gerçi bir gol yiyor bu takım Zaten ama. stoper hattında çok tecrübeli bir isim var. Birol Parlak gibi biliyorsun. Evet. Alanya'dan, Eskişehir'den bildiğimiz Süper Lig Kesinlikle patentli bir patent oyuncu. oyuncu. Kırşehir bence bu maçtan kazanarak zaten Kırşehir şampiyonluğu oynuyor. Aynen. 27 puanda zirveyle sadece 3 puanlık bir fark var. Ben Kırşehir'den 3 puan bekliyorum. Kalecisi de iyi, Bekir Sevgi gibi bir Evet. isim var. Tecrübeli bir kaleci. Onu da TFF birincilikten çok iyi biliyoruz. Ben de Kırşehir tarafındayım. Bir diğer mücadele ise haftanın alt sıralarını en yakından ilgilendiren maç olacak. Niğde Anadolu Futbol Kulübü kendi evinde Uşakspor'u konuk edecek. Evet. Sen bu maçta nasıl bir sonuç bekliyorsun? Uşakspor biliyorsun Kadir Arı ve Seçkin Getbay ön plana çıkan tek ismi. İki isim var sadece takım içinde. Ama Niğde Anadolu'da hiç ön plana çıkan bir oyuncu yok ve Niğde Anadolu Futbol Kulübü çok sıkıntılı bir sezon Ya geçiriyor. küme düşmenin ikinci adayı düşecek Kesinlikle. yani. Sence Uşakspor bu maçı, hani kesin kazanmak zorunda olduğu maçı kazanabilir mi? Yoksa bir puan kaybı, bir kaza yaşar mı? Beklentin neler? Ya ben Niğde'nin bir varlık gösterebileceğine inanmıyorum. Ya zaten takımın durumu belli. Antalyaspor maçında bile bunu gördük aslında. Kupa Yani maçında. kupa maçında oyuncular yanındaki oyuncuya pas atamıyorlar. O Aynen. kadar kötü durumda. Zaten takımın galibiyeti yok ligde. Var yani daha doğrusu. Bir Bir galibiyeti tane var var. ama o da zaten Karabük'ü yendiler Karabük'ü kendi yendi. Söylemeye evlerinde. gerek yok zaten. O Zaten yüzden Karabük'ü yenmeyeni dövüyorlar. dövüyorlar. O Öyle yüzden bir galibiyeti yok durumda. dedim aslında. Ben bu maçtan net bir galibiyet bekliyorum Uşak'tan. Deplasmanda olmasına rağmen. Uşağın zaten bu maçta hata yapmaya
tahammülü yok, tahammülü yok, lüksü de yok. Bu maçlar yani ekstra 3 puan bile değil yani. Alması bir de gereken 3 puan. Zaten şöyle bir şey var. Eksi 3 puan aldılar. Onu evet, almasaydı şu an eksi 3 puanı var zaten. Çok iyi olacaktı ama o eksi 3 puan bayağı etkiledi. Kesinlikle. Bir de ligde kalmaya oynayan bir takım için çok büyük bir handikap. Kesinlikle. Bir de şöyle bir şey var zaten. Şu an aradaki makas açılmaya başladı üst taraflar. Rakipler hep 17 puanı çıktı, 18 puana çıktı. Uşağın şu an sadece 12 puanı var. Sen kazanmadığın sürece bu makas giderek açılıyor. O yüzden sıkıntılı haftalar gelecek. Uşak Spor'un kesinlikle kazanması gerekiyor. Bence ben de kazanacağına inanıyorum. Ben de katılıyorum sana. Son olarak da zirvenin en önemli adaylarından Tuzla Spor kendi evinde Etimesgut Belediyespor'u konuk edecek. Tuzla Spor'un kendi evinde ilginç bir özelliği var biliyorsun. Genelde maçları hep ilk yarıları yenik kapatıyor. Evet, kendi hani sahasında öyle oluyor. İddia tabiriyle bir şey deriz ya, 2'den 1, 1'den 2 tarzı hani böyle. Hep o 2'den 1 oluyor. Aynen öyle ama bunu Ankara Demir maçında yapamadılar. Geriye düştüler ve çeviremediler. Etimesgut Belediye biliyorsun bu ligin en mütevazi ekiplerinden biri. Ya, bütçe olarak düşük bir bütçeleri var. Ama küme düşeceklerini düşünmüyorum. Ligi orta halli bir şekilde bitirecekler. Kesinlikle bu sezon. Zaten o çok net gözüküyor. Tuzla Spor'un ise bu tür maçlarda hataya tahammülü hiç yok. Ayrıca bu hafta Bandırma Ankara Demir maçında hani iki takımdan biri %100 puan kaybedecek. Hatta ikisi birden puan kaybedebilirler berabere kalınca otomatikman. Ben Tuzla'nın, ya Bülent Uzun gibi, Yasin Yener gibi, Mehmet Özdiraz gibi, Sadık gibi yıldız oyuncularıyla bu maçta sonuca gideceğini ve kendi evinde hata yapacağına inanmıyorum. Kalede de biliyorsun Ankara Gücü'nden çok yakından tanıdığımız Bayram Olgun var. Evet. Bayram da bu ligin şu an en iyi kalecilerinden birisi. Yani hatta en iyi kalecisi. Açık ara bence en iyi kalecisi. Tuzla'nın yediği gol sadece 8 biliyorsun. Ben Tuzla'nın yıldız oyuncularıyla kazanacağını, Gürses Kılıç'ın da üst üste 2 hafta kazanıp krediyi attıracağını düşünüyorsun. Aynen, çünkü Gürses Hoca'ya biraz sesler yükseldi biliyorsun. Evet. Ben Tuzla tarafındayım, sen ne diyorsun? Gürses Kılıç geçen hafta hatasından döndü. Mehmet Özduraz'ı 11'de oynattı. Zaten her hafta oynatması gerekiyor. Kesinlikle. Oyuncuda bir sakatlık durumu veya kart cezası durumu olmadığı sürece. Tuzla Spor'un ben kesinlikle bu maçtan galibiyet alacağına inanıyorum. Ankara Demir Spor Bandırma maçı varken, daha doğrusu Bandırma Spor, Ankara Demir Spor maçı varken Tuzla Spor'un bu tarz maçlarda hata yapmaması gerekiyor. Ve iç sahada da çok iyi oynuyorlar. Ayrıca Tuzla Spor yani ligin en iyi iç saha performansına sahip takımlarından birisi. Ya bir Bandırma Spor'la beraber Bandırma'ya eğilir. Bandırma Spor'un 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberliği var. Tuzla Spor'un da tam tersi 7 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyeti İçeride var. İçeride bir mağlubiyeti var. Onu da Ankara Demir'i aldı biliyorsun. Evet, o maçta da zaten benim görüşümü biliyorsun. Ankara Biz Demir orada Spor'un... ayrışmıştık, sen haklı çıktın. Evet, Ankara Demir Spor'un kaybetmeyeceğini düşünüyordum. Aynen. Ben bu mücadeleden Tuzla Spor'un 3 puanla ayrılacağını düşünüyorum ve şampiyonluk yolunda Bengi'ye de aşacağını düşünüyorum. Bir de şöyle bir durum var. Bu hafta zirveye oynayan takımlar içinde en kolay kağıt üstünde maçları gözüken takımlar Tuzla ve Kırşehir. Evet. Bu iki takımın kesinlikle hataya tahammülleri yok. Bayburt'un da rakibi kağıt üstünde kolay gözüküyor ama biliyorsun Bandırma, Tuzla, Ankara Demir ve Kırşehir sanki biraz daha ayrılıyor. Ne diyorsun? Van Spor sezon hani 6 hafta üst üste kötü bir performans olmasa aslında Van Spor şu an liderdi baktığımızda ama yani Van Spor'un ya biraz daha bir ekstra puanlara ihtiyacı benim var. Benim bir sözüm var bu ligle ilgili. 6 hafta önce veya 7 hafta önce Van Spor liderdi. Şu an Van Spor biliyorsun 6. sırada. Yara 9. sıraya düşmüştü. Evet. Şimdi şöyle bir şey var. Şu an diyelim Bandırma Spor lider. Bir bakmışız 7 hafta sonra Bandırma Spor 10. sırada. Sakarya Spor lider. Bu lig her şeye gebe. Kesinlikle. Ya beyaz grupla kırmızı grup arasındaki fark da bu. Beyaz grupta kartların biraz nasıl olacağı belli. Ama kırmızı grupta her hafta kartlar yeniden dağıtılıyor. Kesinlikle. Böyle bir durum var. 9 maçı da değerlendirdik seninle beraber. Neler olur, neler biter, karşılaşmalar nasıl sonuçlanır diye. Senin artık yavaş yavaş programı sonlandıracağız. Son olarak izleyicilerimize, taraftarların mesajın olacak mı? Ben öncelikle bütün takımlara başarılar diliyorum bu haftaki maçlar için. Taraftarlara da çok teşekkür ediyorum. Videolarımıza çok iyi bir şekilde destek veriyorlar. Sağ olsunlar. Beğeniyorlar ve yorum yazıyorlar. Bütün takımlar şöyle, daha doğrusu bütün taraftarlar şunu düşünüyorlar. Ortak görüşleri şu. Hiçbir medyada bizim videolarımız, pardon bizim videolarımız diyorum. Hiçbir takımlara değer verilmiyor alt liglerde. Hem beyaz grup olsun, hem kırmızı grup olsun, hem üçüncülük olsun. Yani TFF 1. gibi fazla değerlendirilmiyor. Sadece bir belli kanallar var, belli başlı. Onun dışında başka bir şey yok. O yüzden dolayı yani bu güzel yorumlar için ben teşekkür ediyorum herkese. Videolarımıza beğeni ve yorum yazmaya devam etsinler. Videolarımızı ilk defa izleyenler de yani kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirler. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere diyorum o zaman sana. Trivela Spor'da bugünkü yayınımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grubun 15. haftasında oynanacak karşılaşmaların öncesini değerlendirdik. Bizi izlediğiniz için size teşekkür ederiz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşça kalın. Hoşça kalın, iyi günler.